Son yıllarda Brezilya'da basının en çok kullandığı tabirlerden biri. Neymar Dependencia. Neymar bağımlılığı. <laughs> Brezilya G grubunda Sırbistan, İsviçre ve Kamerun'la birlikte. Takımın dünyaca seçilen yıldızı elbette Neymar. Kendisinin 3. Dünya Kupası ve fikrini değiştirmezse yine kendisinin son Dünya Kupası olacak. İsimsiz kahraman için Brezilya Erkek Futbol Milli Takımından size vereceğim kod 9 numara. Teknik direktörleri Tite ise Brezilya'da yarı final bile göremeyen Brezilya'yı daha ileri taşımak istiyor. Yine teknik direktör Tite sürecin onlara güven verdiğini fakat bunun onları şampiyon yapıp yapmayacağının başka bir hikaye olduğunu da dile getirdi. Brezilya'nın Katar'a karşı pozisyonuna geldiğimizde ise Brezilyalı futbolcuların dünyanın durumuyla ilgili özellikle siyasi konularla ilgili şu ana kadar bir yorum yaptıkları görülmemiştir. Oldukça nadirdir. Dolayısıyla ne işçi haklarıyla alakalı ne de topyekün insan haklarıyla alakalı henüz bir şey söylemediler. Dünya Kupası tarihi boyunca Brezilya'nın toplam 5 tane Dünya Kupası bulunmakta. Evet belki haklı sebeplerle bir Neymar dependency'li, yani Neymar bağımlısı olan Brezilya futbol milli takımının Katar 2022 Dünya Kupası'ndaki yolculuğu Sizce nereye kadar?